sorudur. Bu herkesin başına da bir iş yerine gelmiştir. Şimdi elektrikler kesildi. Elektrikler kesildi bir iş yerinde. 300 kişi çalışıyoruz. Evet. Bir düşün, iş yeri olsun bu. Bir döküm atölyesi de olabilir, bir gazete de olabilir, bir kum ocağı da olabilir. 300 kişiyiz, tuğla fabrikası olsun. Şimdi elektrik kesildiği zaman içimizden birisinin elektrik fişinden anlaması lazım, sigortadan anlaması lazım. Ya da hepimizin çalıştığı bir makine. 200 kişiyiz, bir makine bozuldu. Değil mi? Orada rotatif bir baskı makinesi olsun, fotokopi makinesi olsun. Bu bizim işimize göre bir makine. Bu makinenin bir parçası değişecek. Biz 300 kişi orada çalışıyoruz. Bunun birisini anlaması lazım. Bakın Türkiye'de elektrikler kesildi, kimse işten anlamıyor. Devlet de o kadar mühendis, o kadar avukat maaş almıyor mu? O kadar şey yok mu? Üstelik sivil kurumlar yok mu? Üstelik partiler yok mu? Partilere hazine yardımları gidiyor. Partiler bu hazine yardımları avukatlar, hukukçular tutuyorlar. Değil mi? Hepsinin altında sivil toplum kurumları var. Barolar var, avukatlar var. Bütün bunları devlet besliyor. Nedir? Elektrik kesildiği zaman bize bir akıl verin. Şu yasayı hatırlatın. Jeneratörü, şusu bir anlayan çıksın. Şimdi burada şöyle bir şey söz konusu oldu. Şimdi devleti İslamcı diye doldurdum. Ben Müslümanım diye doldurdum. Ben inançlıyım diye doldurdum. Ama makinenin parçasından anlayan yok. Yok anlayan. Şimdi makine bozuldu. Soruyorsun. Şimdi iş yerinde soralım şimdi. Devlet denen bu iş yerinde soralım. Abi sen ne iş yapıyorsun? Ben şey inançlıyım. Sen ne ben Fethullahçıyım. Sen ne ben Müslümanım. Sen ne ben İslamcıyım. Yani devletin içindeki kademeler. Menzilciyim. İyi çocuklar da tamam böyle olabilirsiniz. Ama şimdi iş yerindeyiz. Makinenin parçası bozuldu. Yerini takalım. Anlayan yok. O zaman ne diyor bilim adamları? Burası diyor vasıfsız işçilerle dolmuş. Bunlar rol ve maske yapıyorlar. Bunlar hiçbir işçi değil.